Herkese selamlar, ben Elge. Bu videoda sizinle birlikte Arduino tabanlı bir RC controller, yani RC kumanda, yani uzaktan kontrollü araç kumandası yapacağız. PCB tasarımımızı kendimiz yapıp PCB'yi ürettirip ve daha sonra bunun kodlamasını yapıp istediğimiz robotta, istediğimiz donanımda kullanılabilir hale getireceğiz. Ve gerçekten bu kumandayla çok pratik bir şekilde hem küçük hem kompakt hem de istediğimiz kadar robotu çalıştırabilecek şekilde tasarlayabiliyoruz. Biliyorsunuz genellikle model araçları kullanmak için zaten bu tarz kumandalar kullanılır. Ama ben genellikle projelerimde o kumandaları kullanmak istediğimde işte her proje için ayrı kumanda satın almam açıkçası maddi olarak hem yorucu oluyor hem de o kumandaları sürekli olarak aynı yerde saklamak birazcık problem hacimlerinden dolayı. Ben de dedim ki zaten sürekli proje yapıyoruz. O zaman kendi kumandamızı kendimiz yapalım ve aynı kumandayla farklı projeleri kontrol edebileceğimiz bir sistem gerçekleştirelim. Arduino kartıyla birlikte NRF24 dediğimiz modüller kullanabiliyoruz. Bu modüller bize kablosuz haberleşme yapma imkanı sağlıyor ve tabii ki kapalı alanlarda biraz sınırlı olsa da açık alanlarda 1.2 kilometreye kadar menzil alabiliyorsunuz. NRF'lerin de iki tane farklı modeli var. Bir tanesi şöyle gördüğünüz gibi dahili antenli, bir tanesi de harici anten bağlayabildiğiniz modeli. Ben kapalı alanlarda küçük modülü kullanacağım ama açık alanlarda menzilini arttırmak için şöyle gördüğünüz gibi harici antenli olan modülü kullanacağım. Video çok ilerlemeden hemen haberi de vereyim. Bu kumandalardan iki tane yapacağım. Bir tanesi kendime, bir tanesi de size. Videonun sonunda çekişe nasıl katılabileceğinizi açıklayacağım. Benim ürettiğim karta PCB tasarladım çünkü kumandanın gerçekten şık olmasını istiyorum. Bu PCB'yi tabii ki ilk önce bir devre çizim programında çizmemiz gerekiyor. Peki bu kontrolcüyle aslında neler yapabileceğiz? Benim ilerleyen projelerimde de ihtiyacım olan bir kontrolcü olduğu için buna öncelik vermek istedim ve kart geldiği günden beri bayağı bir heyecanlıyım ve videoyu bir önce çekmek istedim. Özellikle bunda mesela örümcek robot yürütebilirsiniz veya ileriki projelerde yapacağımız mesela RC botu bu kumandayla kontrol edeceğiz ve aslında NRF'lerin menzilini ne kadar bunu da gerçekten öğrenmiş olacağız. Ben burada 1.2 km diyorum ama bunu test etmemiz gerekiyor. Mesela şurada gördüğünüz BB-8 projemizde artık böyle bir kumandayla kontrol edebiliriz. Bunun dışında yapacağımız 3 boyutlu yazıcıdan tekne projesinde veya 3 boyutlu yazıdan yapacağımız RC araba projelerinde yine aynı kumandayı kullanmayı düşünüyorum. O yüzden bizim kanalımız için gerçekten çok önemli bir proje olacak. Bu projede kullanacağım kısaca malzemelerden bahsetmek istiyorum. Birazcık sizin de işinize yarayabilir. Özellikle şu joystick'ten mesela şöyle gördüğünüz gibi PlayStation'larda kullanılan joystick'in aslında aynısı. Şöyle bir de buton özelliği var. Bu joystick sayesinde iki tane joystick var burada. Dört eksende istediğimiz şekilde ayarlı kontrol yapabileceğiz. Bunun dışında kumandanın üzerine iki tane şöyle potansiyometre koyacağım. Bunlar bildiğimiz potansiyometre, yani yaklaşık 270 derece dönüyor. Ve bunun dışında ihtiyacımız olabileceğini düşündüğüm şöyle switch'ler kullanacağız. Bu switch'lerde de direkt aç kapa işlemlerini yapabiliyoruz. Ve yine kumanda üzerine şöyle 4 tane push buton olacak. Bu push butonlar sayesinde de böyle sadece basacak işlemleri yaptırabileceğimiz işlemler. Mesela ince ayarlar, trim ayarları gibi, daha doğrusu siz ne isterseniz onu yapabilecek tuşlar. Çünkü bu kumandanın programını da biz kendimiz yazacağımızdan dolayı kumandanın neler yapması gerektiğini biz belirleyeceğiz. Bu sayede üstündeki tüm fonksiyonları kodlayarak istediğimiz robota istediğimiz şeyi yaptırmayı sağlayabileceğiz. Öncelikle PCB kartı nasıl tasarladığımızdan başlayalım. PCB'yi tasarlamak için iki tane platform seçeneği var. En azından benim kullandığım. Bir tanesi bunlardan Autodesk'in Eagle programı. Eagle programında 10 cm 10 cm bir kart tasarlayacaksanız ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Daha büyük kart tasarlayacaksanız bu sefer ücretli hale geçiyor. Genellikle ama bizim yaptığımız robotik projelerde 10x10 cm'lik alanlar zaten yeterli olacaktır. Bir diğer programı ise EasyEDA dediğimiz online bir devre çizim platformu. Online olması sizi korkutmasın, gerçekten çok iyi bir performansı var. Kullanım da gayet basit. Projelerimi yaparken Eagle ve EasyEDA kullanımlarının da videolarını isterseniz aşağıda yorum kısmına yazmayı unutmayın. Çok fazla talep gelirse onları da ayrı böyle teknik videolar olarak sizle paylaşmak istiyorum. Kartımızı bu platformlara çizerken tabii ki kartımızın dış şekline bir karar vermemiz gerekiyor ve kullanacağımız komponentleri burada belirlememiz gerekiyor. Bundan sonra hangi devre elemanı nereye bağlanacağını bir şematikle belirtmemiz gerekiyor. Bu şematikten sonra da artık board yapımına geçebiliyoruz. Board yapımında tabii ki dış çerçeve ve malzeme yerleşimleri. Bu malzeme yerleşimini yaptıktan sonra artık bağlantılara geçip birbirine bağlıyoruz. Tabii ki kartın üstüne isterseniz istediğiniz şeyleri de yazabiliyorsunuz. Mesela burada YouTube ilgi ipek, ilgi şeklinde bir logo, kartın ismi ve yaptığım tarih var. Kart tasarımı bittikten sonra yapmamız gereken pcv.com'a girip bu kartın siparişini vermek. PCV firması kartlarınızı inanılmaz kalitede üretebilen Çin'deki bir firma ve tabii ki bu sektördeki en önde gelenlerden bir tanesi. Kartlar gerçekten çok kaliteli. Ben de projelerimde PCV'in ürettiği kartları kullanıyorum. PCV'ye girdiğinizde yapmanız gereken çok basit. Zaten burada sizden ilk önce kartınızın boyutlarını istiyor. Mesela burada benim kartım boyutları 95'e 140 civarındaydı. Eğer 10 cm 10 cm'den daha küçük kart yaptıracaksınız, fiyatlar aşırı artmıyor ve benim kartım boyutları biraz büyük olduğu için fiyatlar birazcık daha yüksek çıkacaktır. Ürettirmek istediğiniz adedi seçmeniz gerekiyor. Ben burada 10 adet seçtim ve iki katmanlı bir PCB tasarımı yaptım. Genellikle zaten kullanacağınız budur. Thickness'ı da 1.6, bizim projelerimiz için ideal.
Buradan hemen hesapla diyorum. Burada bir hesaplama yapılıyor ve daha detaylı ayarları seçebileceğiniz bir ekran geliyor. Eğer siz buradaki ayarları çok fazla bilmiyorsanız kurcalamanıza gerek yok. Çünkü zaten standart ayarlar sizin PC'niz için gayet yeterli. Ama çok özel durumlar varsa kendiniz aşağıdaki ayarları da değiştirebiliyorsunuz. Ben genellikle buradaki hiçbir ayara dokunmuyorum. Genellikle yaptığım kartlarımın mavi üretilebilmesi için şuradan mavi butonu tıklıyorum. Ve tabii siz burada değişikliği yaptığınızda anında burada fiyat güncellemesi oluyor ve şuradan da Türkiye'yi seçelim. Türkiye'yi seçtikten sonra ben genellikle DHL ile sipariş veriyorum veya EMS'yi tercih ediyorum. Kartın üretim süresi zaten 2 ile 3 gün arasında sürüyor. Burada da bunu belirtiyor. Eğer ekspres hizmet isterseniz fiyatlar biraz artıyor ama isterseniz bunu da tercih edebilirsiniz. Açıkçası kartı Türkiye'de üretmektense PCV ve gibi firmaları tercih etmek çok daha uyguna geliyor ve aldığınız hizmet gerçekten çok iyi. Bu arada bu arayüzde isterseniz auto infill seçeneği de var. Bu seçeneği seçtiğinizde Gerber dosyalarında İsterseniz ekliyorsunuz. Bu aşamadan sonra zaten Gerber dosyalarını yükleyeceksiniz. O dosyaları da yükledikten sonra PCV ve bir problem var mı? Teknik kısmını değerlendiriyor tabii ki seçtiğiniz ayarlara göre. Yoksa sizin devreniz doğru mu kurulmuş, yanlış mı kurulmuş bunu zaten bakmıyorlar. Bunu sizin emin olmanız gerekiyor. Sipariş de bu şekilde tamamlayabilirsiniz. 2-3 gün içerisinde kartınız üretiliyor ve size kargolanıyor. Gelme süresi de yaklaşık 15 gün civarı sürüyor. DHL'le 10-15 gün sürüyor. Bazen daha hızlı, bazen biraz daha yavaş gelebiliyor. Kartı göstermem gerekirse şöyle kalitesinde zaten buradan çok net anlayabilirsiniz. Dediğim gibi PCV'deki standart ayarları kullandığınızda minimum maliyetli PCV zaten size ulaşmış oluyor. Bu arada benim kartım boyutları 10 cm 10 cm'den büyük olduğu için fiyatım birazcık arttı. 10 cm 10 cm karta kadar olan boyutlarda fiyatlar gayet düşük oluyor. Hatta kargo ücreti fiyattan daha yüksek oluyor. O yüzden zaten 5 dolara PCV diyorlar. Ve tabii ki en zevkli kısım artık bu kartın montajına geçebiliriz. Kumandamız bitmiş gibi görünse aslında tam olarak bitmedi. Yani kullanım olarak, fonksiyon olarak herhangi bir sıkıntısı yok. Şu an hazır. Ama ben bu kumandayı birazcık daha kullanılabilir olmasını istiyorum. Daha doğrusu günlük hayatta kullanılabilir olmasını istiyorum. Mesela arka tarafta devreler açık şekilde. Yani masanın üstünde metal bir şey varsa bu kısa devre yapacaktır. Ve kumanda zarar görebilir. Aynı zamanda şurada ellerinizin batabileceği veya buraya bir şey döküldüğünde kısa devre yapabilecek alanlar bulunuyor. Bunların hepsini kapatarak normal bir kumanda gibi muamele yapabileceğiniz, işte çantanıza atıp taşıyabileceğiniz bir hale getirmeye çalışıyorum. Bu yüzden ön ve arka tarafına şu şekilde plexiler kestim. Bu plexi plakalar kumandanın üzerine gelecek ve gördüğünüz gibi hem butonları hem de buradaki joysticklere şöyle bir joysticklere göre delikleri mevcut. Arka tarafını aynı şekilde kapatacak şekilde bir pleximiz daha var. Bu plexilere LaserBox dediğimiz masaüstü bir evde kullanabileceğiniz veya okullarda kullanabileceğiniz, okul ortamında kullanabileceğiniz bir lazer kezi de kestim. Yani kullanımda çok pratik olduğu için işimi bayağı kolay hallettim. Tek sıkıntı tasarımda şu anten yerini şu yüksekliği hesaplayamamışım. Burayı şimdi testereyle keseceğim ve buraya oturtturacağım. Aranızda jelatin sökmekten hoşlanan varsa ki çoğu kişi hoşlanır. Buyurun. Bu da bizim arka taraftaki plakamız. Onu hemen kabaca yerleştireyim. O da şu şekilde zaten bir koruma sağlayacak. Şimdi plexi kumanda çok güzel. Bunu kenarda bu şekilde bırakacağım ama bir de ben aynı zamanda mesela bu kumandayı şöyle tuttuğunuzda arkada düz bir zemin olduğuna çok insan eline uygun bir tasarım değil. Arkasına bir de 3D printer'dan eğer yapabilsem şöyle bombeli iki taraftan tutabileceğiniz bir yapı yapmak istiyorum. Hatta ön plakanın da normalde buralara bilirsiniz. Yani en pratik çözüm buraya metal aralayıcı koymaktır. Ama ben kumandanın hem yanlardan da korunaklı olması için hem de çok daha güzel bir görüntüye sahip olabilmesi için buralara 3D printer'dan parçalar basacağım. Siz böyle yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Farklı dediğim gibi metal aralayıcı da kullanabilirsiniz. Ve son olarak da buradaki tuşlar gördüğünüz gibi içeride kalıyor. Bunlar çünkü push buton. Bu push butonların işlevsel şu andan itibaren işlevsel olabilmesi için üzerlerine bir şey tasarlamam gerekiyor ki buradan bastığımda butona basmış olayım. Yoksa zaten çok küçük oldukları için şu gördüğünüz gibi şu aşağıda kalıyorlar.
Bence kumandadan kısaca bahsedelim. Üzerinde zaten iki eksenli şöyle joystickler var. Yani 4 kanal burada var. Alt kısımda şöyle push butonlarımız var. 2 tane burada, 2 tane burada. Şurada bir açma kapama düğmemiz var. Bunun dışında yukarıda şöyle toggle switchlerimiz var. Bunlar mesela bir mod değişikliği, ışık açma, kapama gibi şeylerde kullanabilirsiniz. Burada da bir toggle switchimiz var. Ve iki adet de şurada potansiyometremiz var. Bu potansiyometrelerle de böyle hassas ayarlama yapmak istediğiniz şeyleri ayarlayabilirsiniz. Ve bu kumandanın güzel yanlarından bir tanesi, ben burada NRF'in antenli modelini kullandım ama küçük NRF modülleri de buraya kullanabiliyorsunuz. Sadece PCB yapısından dolayı birazcık yana doğru kaymış oluyor ama onu kullandığım bir modelde yapacağım zaten. Ve üzerinde Arduino Nano var. 3D printer çıktılarla birlikte şu arka tarafa böyle bir baskı aldım elime rahat oturabilmesi için. Aynı zamanda devremiz 6 voltla 12 volt arasında bir giriş destekliyor. Bu sayede isterseniz 2 sellik veya 3 sellik lipo ile de veya lityum polimer pillerle de kullanabilirsiniz. Hatta İlla lipo veya lityum olmasına gerek yok. Kalem pil bile bağlayabilirsiniz. Ama tabii ki burada NRF modül biraz enerji harcayacağı için ya şarjı pil ya da böyle yüksek akım verebilen lityum iyon, lityum polimer piller kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü kalem pil kullandığınızda da çok fazla sayıda kalem pil gerekecek. Bayağı bir yer kaplayabilir. Ve videomuzun sonuna geldik. Bu videoda yaptığımız kumanda çok güzel oldu ve çok kullanışlı oldu. Şöyle ele falan da gerçekten oturan bir kumanda oldu. Bunun ölçüleri için zaten çok uğraşmıştım. Yani nasıl bir şey yapsam, ölçüleri ne olsun, boyutlar ne olsun. Şöyle gördüğünüz gibi tam ele oturuyor gerçekten. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir. Artık ömür boyu kullanabileceğiniz bir RC kumandamız oldu. Bu kumandanın versiyon 2'si gelecek. Versiyon 2'de inanılmaz şeyler olacak. Versiyon 2'de bu kumandayı çok geliştireceğimi düşünüyorum. Üzerine ekranlı da bir model kullanmak istiyorum çünkü mesela bunda bir ekran yok. Belki butonlar yardımıyla 4-5 tane RC arabamız veya aracımız olursa onlar arasında geçiş yapabiliriz. Ama ekranlı modelde birinci model, ikinci model, belki adını bile yazdırabileceğimiz bir menümüz olacak aslında. Ve bu modelde olmayan özelliklerden bir tanesi, üzerine şarj etme özelliğini de o karta koymayı düşünüyorum. Bu sayede USB'den bu kumandanızı takacaksınız, şarj edeceksiniz ve hemen kullanıma başlayacaksınız. Pil göstergesi bunda yok. Ona pil göstergesi eklemeyi düşünüyorum. Yani o kumanda böyle çok gerçekten bir ürün haline gelecek neredeyse. Eğer siz de versiyon 2 kumandasına koymamı istediğiniz özellikler varsa veya neler koyulabilir, bunları benimle paylaşın lütfen. Aşağıda yorum kısmına yazabilirsiniz. Şimdi gelelim videonun çekilişine. Ben bu kumandadan bir tane daha üreteceğim. Farklı model veya farklı renk olabilir. Şu anda bilmiyorum. Videodan sonra yapacağım bunu. Ve bu video paylaşıldığında Instagram'da bir hikaye paylaşacağım. Hangi kumandayı size vermemi istediğimi siz seçeceksiniz. Video açıklamasındaki Instagram hesabıma giderek hikayeden hangi kumandayı kazanacağını belirleyebilirsin. Ve bu kumandayı da yine bu şekilde full montajı göndereceğim. Yani sadece PCB hediyesi olmayacak. Çekilişe katılmak içinse yapmanız gereken bu videoya sadece yorum yazmak. Aşağıya video ile alakalı düşüncelerinizi yorum olarak yazdığınız takdirde çekilişe zaten katılmış oluyorsunuz. Yorum yazdıktan sonra eğer gerçekten videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Bu arada kumanda zaten Arduino tabanlı olduğu için istediğiniz gibi bunu programlayabiliyorsunuz. Yani kendi programlarınıza, kendi kodunuzda rahatlıkla yazabilirsiniz ve herhangi bir NRF modül taktığınız araca ulaşabiliyorsunuz. Bu arada bunun menzil testini de mutlaka yapacağım. Instagram sayfamdan paylaşabilirim. Belki videoyu dönüştürüp burada paylaşabilirim. Buna bakacağız. Bu sıralar basit projeler yapıyoruz. Eğer abone ol butonuna basarsan ve kanalımız büyürse inanılmaz projeler gelecek. Sen de bu konuda bana destek olmak istersen ilgini çekebilecek arkadaşlarla bu kanalda paylaşabilirsin ayrıca. Kumanda çekilişinin sizin için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu sebeple ilerleyen günlerde Instagram üzerinden şu an yapacağımız çekiliş haricinde bir kumanda daha çekiliş yapacağım. Evet, videomuzun sonuna gelmiş olduk. Ben bu videoda çok eğlendim ve çok faydalı bir kumanda öğrettim. Bu arada kumandanın söylemeyi unuttuğum özelliklerinden bir tanesi de şu joysticklerde aynı zamanda şöyle butonlar da var. Bu butonlar sayesinde aslında joystickler 1, 2, 3 eksen gibi düşünebilirsiniz. Yani 3 kanal gibi düşünebilirsiniz. Burada toplamda 14 kanallık bir kumanda yaptık. İsterseniz tabii ki bunları arttırabiliriz ama bu versiyon 1 olduğu için çok basit bir şey yapmak istedim. Versiyon 2 de
O videoyu bekleyin. Kanalımızda yapacağımız 3 boyutlu yazıcıdan çıkardığımız tekneyi de bu kumandayla kontrol edeceğiz. Yine kanalda yapacağımız 3 boyutlu RC arabamızda bu kumandayla kontrol edeceğiz. Eğer siz de PCB'leri ürettirmek isterseniz Gerber dosyalarını aşağıda paylaştım. PCB ve sitesi üzerinden üretebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki projemiz için ben yine çok heyecanlıyım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.